aynı zamanda ders çalışıyorum falan. Gerçekten para da önemli. Maddiyat da çok önemli.
zengin olmasını gerçekten isterim. İnsanlara dersi sevdiriyor. İşte konuları güzel anlatıyor. Yani kısaca hedef seçimimizde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani küçümsemeyelim. Kimsenin hedefinde küçümsemeye gerek yok. İşte mesela ben şey diyorum. Ben genetik mühendis olmak istiyorum diyorum. Hemen bazı arkadaşlar ya oğlum sen iş bulamayacaksın sen. Boşver o bölümü falan diyor. Tam haklısınız. Bazı konularda dikkat etmek gerekiyor. Ne kadar iş bulacağını falan gerçekten başarılı olursam ki ben okuduğumda başarılı olacağıma inandığım bir bölüm yine de hayırlısı olsun bilemeyiz. İleriyi kimse bilemez. Ama yani ben seviyorum. Gerçekten ilgi duyuyorum ben genete. Okuldaki biyoloji dersi falan hoşuma gidiyor gerçekten. Herkes ağız özel bir ders falan diyor ama hani ben seviyorum. Demek ki diyorum ben hani genete ilgiliyim. Biyoloji dalında bir mesleğe ilgiliyim diyorum. Yani öyle. Bu yüzden ilgili olduğum bir alana yönelmek istiyorum ve ne olursa olsun hani belki de bir asgari ücretin biraz üstünde çalışacağım ama sıkıntı değil, ben maddiyatı düşünmüyorum bu yönde. Tabii yine önemli ama olsun, hayattaki ihtiyaçlarımın normal derecede karşılayayım Allah'ın izniyle, yeter diye düşünüyorum. Belki de çok para kazanırız ileride. Hani maddiyat boyutu bu şekilde, yine çevre her zaman o yönden örnek verdiği için ben de bu yönden konuşayım dedim. Onun dışında ilk başta dediğim gibi güzel bir hedef koyun kendinize. Düşündüğünüzde mutlu olun. İçiniz açılsın. Ufkunuz genişlesin. Yani düşündüğünüzde öyle bir hedefiniz varsa doğru yoldasınız. İlk adımı tamamladınız. Güzel bir hedef kurmuşsunuz. Mükemmel. Sonrasında zaten içinize otomatikman bir çalışma aşkı, çalışma şevki gelir. Ben her zaman bu çalışma aşkını, çalışma şevkini elde edemedim. Ders konusunda ama bir ara gerçekten mutlu oluyordum. Yani nasıl? Gerçekten beni derse oturtturmak, o masa başına oturmak, derse oturmak gerçekten çok zor ya. Mükemmel zor. Yani ben ortamı hazırlarım ama oturup bir ders çalışamam. Çalışsam çabuk sıkılırım falan. Ama bir ara 10. sınıftayım. Ameliyat olduğum zamanlar sınıftakilerden geri kalma korkusuyla derslere bir asıldım. Mükemmel derecede ders çalışıyorum o zaman. Bir öksürmem lazım. Özür dilerim. Bir ders çalıştım. Yani o zaman ciddi manada ben ders çalıştığıma zevk alıyordum. Hiçbir zaman ben coğrafyayı çok anlayamazdım 10. sınıfta. O zaman öyle severek çalıştım. Kendimi motive ettim dedim. Ben ameliyat oldum. Bir sürü konudan geri takıldım. 2 haftadır okula gidemiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim. Kendisi bilir yani. Bilmiyorum, kendinize dikkat edin o yüzden. Hemen bir iki
olmasına dikkat edin. Yani gerçekleri bazen yüzünüze vurması gerekir.